ihtiyacı diyor. Aynen öyle valla. Herkese selamlar yeniden kızlar. Bugün vlogumu açtım, kahvaltımızı falan gittik. Onu bir önceki vlogda yapmıştım. Şimdi de arkadaşım taşınıyor, komşum üst kattaki. Maalesef valla bugün işte gidiyor. Bizi bırakıyor Nagihan bugün. Yukarıda bir yerden ev almıştı, oraya gidiyor. O yüzden de şimdi bugün komşularla işte girdik çıktık, bir ihtiyacı var mı diye. Şimdi bize geldi, biraz bir şeyler hazırlayacağım. Onlar yiyecekler, kızıyla ikisi. Öyle kızlar işte. Sabah kahvaltıda, kahvaltıda yaptın mı? Yapmadın değil mi? Daha kahvaltı yapmadın canım benim. Biraz. Öyle yani kızlar. Şimdi taşınıyor. Yavaştan eşyaları gitti. Ben de mutfaktayım. Öyle. Nagişim gidiyorsun. Evet. Elveda. Hoşçakalın. Olsun, hayırlısı olsun sonuçta. Yani aynı semt gene görüşürüz inşallah. Yani görüşürüz tabii ki inşallah. Tabii canım inşallah. İnşallah. Kızlar bakın burada hemen bir biber soteledim biraz böyle. Domatesli kızartma yani. Makarna yapıyorum. Burada da patates var. Salatasını yapacağım. Burada da çay demlemiştim. Hemen şunlardan hazırlayacağım. İşte böyle burada da dolmam var. Pişirmiştim. Biraz Nagihan'a vermiştim. Biraz da burada kaldı. Şimdi ondan da koyarım. Yerler. Değil mi kız? Aynen. Değil mi kız? Evet. Yeriz inşallah. Yine canım ne demek. Herkese günaydın canlarım. Ben şimdi uyandım. Aliyet çoktan uyanmış. Çikolataları görmüş. 2-3 tane. 3 tane çikolata yemiş. Minik bayram çikolatalarından ve onları inanın saklamıştım yani. Ama ben yani, annemin sakladığı ilk gün buldum. İlk gün nasıl buluyorsun Arda? İnanın anne, hiç hani görmeyeceği bir yereydi yani. Anne hani sen bana şu Bauhaus poşetlerinden bul demiştin ya. Evet. Ben de bir oraya açtım. Aha benim poşeti içinden meyve çikolataların paketi gözüküyor. Bakar mısınız ne fena. Neyse kızlar orayı keşfetmiş zaten yani. Ben de diyorum ki hiç abur cubur yedirmiyorum çocuğa, böyle saf saf dolanıyorum. Neyse 3 tane bayram çikolatası yemiş minik, itiraf etti ben uyanmadan. Şimdi onların hemen yeri değişecek acilen. Ve sonra hemen kahvaltıya koyulduk. Patates kızartması istedi bugün. Bol yağda kızartmıyorum. Çok soteler gibi böyle azıcık yağ koydum. Sosis de istedi. Dün de yemiştik. Yapacak bir şey yok. Sosisle patates yapacağım anne, böyle kızlar. Şimdi, anne zaten ne? Pakette 12 tane kalmış. 6 yeriz. Hepsini yiyelim. Tamam yiyelim de bitsin. Çocuğum kurtulalım bizi. Rahatlatalım. Öyle şekerlerim. Hadi beraber yapalım şimdi. İçin rahat etme. Alya. Vallahi bak başka şey yap. Kızlar şöyle hemen patatesi koyuyorum. 4 tane patates yapmış. Aliye küçük ama bunlar o yüzden. Ay evet. Sıçradı ya. Çok küçük. Pazarcadan büyüklerini seçtik ama. Bir kapatayım kızcık bir dakika. Ya bir tarafı kızmış. Ben de sosislerin uçlarını art artı kesiyorum şimdi. Anne bu patatesler bize çok değil mi Aliya? Yok. Bölüşeceğiz eşitçe. Bölüşeceğiz de bak çok fazla. Hayır bir tanesini yapmayacağım. Yapma ben de. Yapmayacağım. Hani biz dikkat edecektik artık. Bu çok fazla bize. Bu kadar yeter tamam. Daha bir tane daha sonuç onu istemiyorum hayır. Benim iş bitmez kızlar. Annemin tatlını yapacağım. Kızlar benim iş bitmez. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşürüz. Ay ne fena. Aa neyse hadi şunu doğrayayım ya. Bunu ne yapacağım ben şimdi? He. Kararır gider. Evet zaten çok küçük. Tabii canım çok küçük. Çok küçük. Acayip küçük. Bir yere düştü. Kullandı şunu şuraya koyarım ki zaten. Tamam. Sosisler bitti. Arka arka yaptım. Ve şekerlerim. Sonra yulaf tostumuzu yapacağız. Görüşmek üzere. Günaydın de teyzelere. Günaydın teyzelerim. Tabi annem içinde tünaydın olması lazım. Çünkü ben 8.30'da kalktım. Ne yaptın 8.30'dan beri? Şeker yedim. Test yaptın mı? Hayır, tabii ki hayır. Başlayacağız bugün teste, hadi. Ver. Bu sefer yoğurt atamadım kızlar. Çünkü yoğurdum bitmişti. Şöyle olduğu gibi yapacağım. Yumurtayla yaptım.
Ya ekmek yerine vallahi iyi oluyor bana ya. Bu olunca inanın çok güzel doyuruyor ve ekmek aramıyorum asla. Normalde çok ekmekçi bir kız var maalesef ki. Evde yapmış böyle atmış buraya. Hadi ya. Anne nereye koyayım? Burada da patatesleri kızarıyor. Benim kevirim neredeymiş ya? Bakın yağ yok görüyor musun? Azıcık böyle. Yani böyle salataya döker gibi bir az bir yağ koydum. Çok az yağ. Kızartma da değil, soteleme de değil. İşte ikisinin arası bir şey. Bol yağda yapmıyorum hiçbir zaman artık. Ki genelde zaten fırında yaparım ben kızartmalarımı. Uzun zaman böyle yapıyorum da şimdi Ali istediği için hemen şurada yapayım dedim. İçine de şey koymuş, zeytin zaten bitmiş gerçi de kürek koymuş. Arya'nın işi kızlar. Allah'ım kızım var ya. Şunu da başka bir şey aktaralım. Yenisini alınca tekrar... Anne o şey... Bebeton'un... Annemin eski vloglarını görmüşsünüzdü. Bebeton'un... He şeker almıştık bunu Haribo gibi. Big poket... Kutuyla. Ay poket ne ya? Tamam büyük biliyor teyzeler tamam. Almıştık. Biliyor teyzeler anneciğim. Haribolarına. Hı. Onun küreği. Tamam kızım. Salatalık getir anne. Hemen bakın sosisleri de ilave ettim kızlar. Patatesleri almak üzereyim. En son ikisi birlikte kızarsın. Yani sosisle hemen kızarıyor ya. Ondan sonra hepsini bir alırım. Biraz pişsin yeter sosislerde. Benden özellikle kahvaltıyla onu seven takipçilerim var ama bu böyle detaylı bir kahvaltı olmayacak kızlar. Olmadı yani. Pazar günleri bizim kahvaltımız genelde böyle alengirli olur. Bugün öyle Arya ile hemen böyle biraz uyduruktan oluyor ya. Uyduruktan derken çok detaya girmiyoruz. Olsun sosisler de olsun artık kızım. Öyle şekerlerim. Şimdi şundan da koyacağım birazcık. Aslında bunu öyle götüreyim ya. Şuraya da patateslerimi koyacağım. Aslında yeşillik yıkayacaktım üşendim valla. Ve peynirimi sonunda koyayım. Bizim yarın alışverişe çıkmamız gerekiyor ya da bugün. Muhtemelen yarın çıkarız. Murat erken geldiği için rahat rahat alabilirim. Erken gelmiyor anneciğim. Yarın babamla bekleyecek. Ay benden çok haberim var her şeyden maşallah var ya. Karıştırayım mı patatesi? Hayır karıştırma. Az kaldı. Alacağım şimdi karıştırmama gerek yok. Evet alıyorum. Çünkü yerde yiyeceğim. İyi yerde ye. Yerde yesen peki. Alya, vallahi bak, o var ya bir daha eve almayacağım ketçap mayonez. Şey gibi sıkıyorsun ya. Bitti. Bitti ha, iyi yaptın. Ha hayır, ketçap tutmadı, bu kadar korman bitti dedi. Ay ben var ya, kısla, baş edemiyorum bazen. Evet kızlar kavga dövüş. Bugün kahvaltımız da böyle. Birazdan yulaf ekmeğimiz de oluyor. Sütünü koyacağım anneciğim bekle. Zaten ben sütünü koyacağım. Ve canımlar bakın kahvaltım hazır şimdi. Azıcık yine böyle istediklerimden koydum. Krem peynir de canım istedi. Bugün ondan da çıkardım. Burada da minik bir dilim. Yani bir dilim minik değil ama incecik kızlar. Böyle kraker gibi. Yulaf ekmeğim var. Yani ekmek diyorum artık ben buna yulaftan. Gördünüz işte nasıl yaptığımı. Hatta şu kadarını bile yesem inanın doyuruyor yani. Ekmek gibi değil. Ekmeğin bir tanesini yesem doymam yani. O derece seviyorum ama bu işte böyle. Sonra da yaprak dökümüyle beraber bana afiyet olsun. Adişkom'da. Burada. Sütünü de koydu yanına kızım. Hadi bakalım. Evimizi de dandine dastana şu an. Kızlar ben hemen kahvaltımı yaptım hızlıca. Bugün televizyon keyfi falan yapmadım kız. Çünkü Doğan'ın odasına girdim. Burayı bugün halletmem lazım.
Gene yağmur yağar ya. Belediyeden şey gelmiş. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden duyuru gelmiş. Şimdi okudum. Instagram sayfasında gördüm. 12 ile 8 arası gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış diyor. Aman bu camları ne zaman sileceğiz? Hayır bir de şey. Hani kimi yağmur böyle düz düz iner. Ama bu böyle böyle indiği için bütün camlarını mahvediyor. Neyse artık bekleyeceğiz. Artık biraz daha. Neyse bayram var da. Ay bayram bayram için değil gerçi benimki. Rutin yani yaptığım hani böyle ara ara yaptığım cam temizliği bilmem ne temizliği ama bayrama denk geldi yani. Bayram temizliği diyelim hadi adına. İyi bakalım kızlar hadi ben başlayayım. Bakalım çekebildiğim kadar çekerim size. Ve evet pert olmaya başladım kızlar. Tek tek çekip çekip şu masayı, kitaplığı, ondan sonra şimdi de şu şeyi çektim. Tek tek çekip çekip çekeyim. Bayağı büyük bazası 1.20 Doğan'ın. Gerçekten şey yer sıkıntı yani. Her ne kadar oda büyük de olsa bu Doğan odası büyük aslında ama gene de baza çok büyük olduğu için hepsini birden çekemiyorum. Yani bunları yerleştirdim. Şimdi onu çekeceğim, temizleyeceğim. Öyle şekerlerim. Sonra da bir güzel tozunu alacağım. Çünkü oradan girersem bir gün çıkamam ki. Zaten o sürekli hani Ali gibi değil. Düzen tutuyor el üzerinde. Gene de bir şöyle boşaltır raflarını siler. Onu kendi yapacak vallahi. Nasıl olsa okul okul yok. Bahanesi yok. Evet kızlar anam nasıl sıcak yani nasıl biliyor musunuz? Dışarıda yağmur havası var. Yağmur yağacak. Yani yağıyor. Hatta başladı atıştırmaya. Hava kapalı ama İçerisi çok sıcak. Belki de iş yaptığım için sürekli böyle şey geldi bana. Bunaltı geldi. Gittim şöyle elbisemi giydim. Aslında iş yaparken hiç elbiseyle yapamam ama yerlerimi elleri sildim. Her yeri çektim. Bütün hepsini. Gardolabı, kitaplığı hepsi. Yatak matak da şey oldu. Yatağımda şöyle devresini elimiz gibi yatak orçunu falan yıkamıştım. Onları da güzelce serdim. Şimdi kızlar tozu kaldı. Şu kitaplığını çalışma masasını sildim. Şeyini sildim ve şimdi de gardolabın yüzünü, üstünü sildim. Dediğim gibi içini ona bırakacağım. Şurada şeyi var. Şifonyeri var. O kaldı bir tek. Şimdi onu da tozunu alayım. Ondan sonra halısını da halıcıya arayacağım. Birazdan kaldırdım. Yani küçük bir şey sereyim buraya. Şimdilik öyle. Şunda da yatağın üstü kızlar. Tam baktım çarşafını değiştirirken böyle şey olmuş. Siz söyleyin. Hani tüylenir ya böyle kıyafet. Bir kısmı yani hani sürekli yattığı yer sanırım. Öyle bir kısmı böyle tülerir gibi olmuş da şu banyo jiletiyle onu aldım. Temiz kullanılmamış jiletle aldım biraz ama çok da geçmedi ya. Muhtemelen sürtünmekten oluyor yani sürekli aynı yerde yatmaktan. Öyle yani. Neyse artık alabildiğim kadar aldım. Temizledim güzelce. Yastığını, çarşafını bilmem nesine mis gibi oldu. Şimdi burası kaldı dediğim gibi. Buraya geçtim. Burayı da bir boşaltayım. Üstüne ılır ılır. Anam bitmiyor bu kızların. Öyle şu lambasını alayım. Ders çalışma lambasını oraya koyacağım. Oradaydı zaten. Yeniden bir toz suyu yaptım şöyle tertemizce. Yeni bez aldım elime de. Mis. Hadi. Seviyorum ya temizliği. Vallahi mis gibi oluyor kızlar yapınca. Şöyle. Vallahi şu tokaların yerini çekmecesine koyacağım. Onun çekmecesi düzenli hali gibi değil. Ama gene de gelince kendisi bir istiyorsa tekrardan şey yapsın. Yapsın yani. Şunlarla falan uğraşamayacağım vallahi. Bunları kendi yapsın gelince. Ben şurayı güzelce cifleyeyim, şey yapayım. Takıları, tokaları, kız çocuğu olunca böyle kızlar bitmez. Ya makyaj şeyleri falan oluyor burası. Ondan sonra toz alırken o yüzden bazen... Ay havaşımla konuştum bu arada kızlar.
Konuşuyorduk, ona telefon geldi, dedim ara verdik. Şimdi de sen işini yap bacım dedi. Ben seni vloglardan izlerim dedi. Zaten her şeyimi izliyor. Hep görüntülü konuşuyoruz o şey gibi. Yanımda gibi oluyor ya. Teyzem de öyle diyor. Bir tane teyzem var, bir tane de halam var. Kızlar. İkisini de çok çok severim. Böyle gerçekten. Böyle. Benimle birlikte valla çok seviyorum onları da ya. Aşırı derecede bir sevgim var ikisine de karşı. Bak ne kadar yaparsan yap da bazı şeyler geçmiyor. Aşılmış buralar. Ama olsun, temiz olsun da. Ne yapalım kız. Şöyle bir minik örtü getireceğim ya. Vallahi yamuk yumuk çekiyorum böyle kızlar, kusura bakmayın. Bir tane şöyle örtü sereceğim. En azından çok yıpranmaz ya örtü olunca. Hadi neyse şu kutularını da temizleyeyim anacığım. İçim böyle de yarım yamalak şey yapmıyor. Çekmecesini kendi halletsin. Şu kutuları bari bir yıkayayım içini güzelce. Çok tozlanıyor çünkü kızlar. Şu şeyler var ya, ne diyorlar bunlara? Düzenleyici mi? Ne diyorlar ya? Adı bir şey ya. O yüzden hatta kutularını atalım ya. Boş ver. Zaten plastik. Şu yağlarını ayrı bir yere koyalım. Çekmecesine koyayım hatta, kutuları yıkayayım da. Bunlar burada böyle dursun. Tozunu al al koy. Ne diyorlar kızın öncesi vardı ya. Birinin ucunda. Neyse. Bunları güzelce valla tozunu almak yerine yıkıyorum. Daha rahat oluyor kızlar. Küpesi, tokası. Ana. Şu şey. Yağları, ilaçları, vitaminleri. Tamam. Şunlar şurada dursun. Gül suyuyla yıkıyor şeyini. Zaten birçok şeyini de analizine götürmüş yanımda. Öyle dursun. Şunları da yıkayım geleyim. Kızlar. Ay bitti nihayet. Odada tertemiz tertemiz oldu. Misler gibi de vallahi deterjan kokuyor. Oh güzel oldu. Şöyle içime de sindi. Hadi bakalım ya, bir de şu camı hallolsa iyi olacaktı ama neyse. Hayırlısı bakalım. Haydi bakalım. Ve kızlar biz tabii işim çoktan bitti. Yani bugünkü işim, planladığım işim bitti çok şükür. Yemeğimi yaptım. Ondan sonra yemeklerimizi yedik. Ve şimdi parka gidiyoruz. Ay ışık oldu. Murat da dedi sen de gel oturalım orada beraber dedi. Ne ya annem? Yeni komşular gelmiş. Tamam mı? Al mı çekirdeği? Çekirdeğsiz olmaz kızım. Hadi bakalım yoğurduk. Ve bakın burada kimlerle karşılaştık? Bizim akrabalar. Bak hele bak, akrabalar diyor bir de. Annem babam demiyor da. Bizim akrabalar. Annem, anam, annem ve babam. Onlar da yürüyüşe çıkmışlar da biz görünce oturdular. Havada. Tik tik tıklayacağız. Baba nasıl?